Merhaba arkadaşlar, jetnet.com.tr kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, resimlerdeki, görsellerdeki daha önceden kullanılmış veya bizim kullandığımız ama ismini hatırlayamadığımız font bulma hakkında bir video yapacağız. Hatta film karelerindeki enstantane, yani anı dondurarak resim elde edip onun fontunu elde etme hakkında bir video yapıyoruz. Şimdi örnek olarak daha önceden hazırladığımız şöyle bir örneğimiz var arkadaşlar. Mesela buradaki fontun hani belli bir standartla resimlerden albüm yapıyoruz. İçerisinde de belli bir karakter kullanıyoruz. Ama biz bunun şeyini unuttuk. Font ismini, karakterini, tipini, her şeyini unuttuk. Bu resmi hemen icraata geçiyorum arkadaşlar. Paint programıyla açtık. Çünkü önce görsel elde etmemiz lazım. Görseldeki verileri de daha sade olursa daha çabuk sonuca gidebiliriz. Benim işime 1977 yazısı yeterli. 9 aşağı sarkmış, 7 aşağı sarkmış, 1 düz. Evet, buradan yakaladık. Çentikleri düz arkadaşlar, anladınız siz onu. Windows simgesi, ekran, yönetici olarak çalıştır. Ekran resmini kesme hakkında biliyorsunuz bu program. Bakın, noktanın orayı kestiği için tekrar yapıyorum. Acele etmiyoruz. Dikkatli bir şekilde. Ya Allah, bismillah. Yine kesti ama o kadar çok önemli değil. Bir kere daha yapalım. Yani hiç bulaşık kalmasın arkadaşlar. Tamam, süper. Süper. 1977'yi tamamen içine alacak şekilde arkadaşlar. Şurada minnacık bir şey var ama çok önemli değil. Dosyayı farklı kaydet. Masa üstüne gel. Ekran kaydı. Şimdi arkadaşlar kapattık. Şimdi yenile diyelim ekranı. Yeniledik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi görselimiz bu. Bunun içindeki çok belli değil ama yine de şöyle yapalım. Geri al. Şuradan seçelim. Tamam, o çentiyi de kestik. Görselimiz bu. Bu görseldeki, şu görseldeki fontu bulacağız. Şimdi internete yazdığımızda online birçok yer var ama biz size kestirmeden direktmen, hani internete resimden font bulma dediğinizde birçok online program çıkabilir. Hatta burada da yazıyor, ücretsiz araçlar. Biz direktmen WatFonts'a geçtik arkadaşlar. Yeni pencerede açtık. Bu ücretli, bazı fontlar ücretli. Biz ücretsiz olandan yolumuza devam edeceğiz. Şuraya herhangi bir yere tıkladığımızda görselimizi yüklüyoruz. Bize diyor ki 1977'yi algıladı. Biz diyoruz ki daha çok veri elde etmesi için, bakın buraya dikkat edin, üzerine geldiğinde ok işareti sola doğru çekiyoruz. Hatta yukarı doğru da çekebiliriz. Aşağı doğru da çekebiliriz. Yani tam kapsasın karakterleri. Tamam diyoruz. Tamam birader, ileri. Arkadaşlar 4 karakteri şey yaptı. Ben diyor şunu da yapabildim. Biz şununla devam et diyoruz. Tamam mı? Şununla devam et. Şimdi diyor ki birinci rakamın diyor, senin diyor birinci rakamın neyi diyor? 1 diyoruz. İkinci rakamın ne? 9. Üçüncü rakamın ne? 7. Dördüncü rakamın ne? 7. 1977. Sadece ücretsiz. Bakın paralı olanlar da var. İleri diyoruz. İşte burada arkadaşlar neymiş? Anagram font. Anagram. Yani fontumuzun ismi anagram. Bunu download ederek indirebiliriz. Başka yerde de kullanabiliriz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Download font dediğimizde ücretsiz olduğu için pat diye iniyor. Eğer bu font yoksa eğer şeyin içerisinde uygulamada tekrar yükleyebilirsiniz. Örnek olarak biz bunu nerede kullandık? Online Photoshop programımız var. Photopea diye. Buradan yeni bir proje açtığımızda bildiğimiz yeni proje arkadaşlar. Buradan yeni projede daha büyük bir şey açalım. Bakın nasıl işimize yarıyor görelim arkadaşlar. Oluştur. Buradan da bir text yapalım. Şöyle büyük bir text. Textimizin şeyi de büyük olsun arkadaşlar. Şöyle 150. Mavi olsun. Yani gerçeğimize yakın olması için. Evet. Şimdi yeşili seçtik, mavi seçtik. Tamam. Şimdi buraya bir yazı yazalım. 1977. Evet arkadaşlar, daha önceden seçtiğim için anagram direkt geldi. Yani örneğin bakın bu şekilde arkadaşlar. Acaba 1977 1986 kontrol A. Bakalım doğru mu fontumuz arkadaşlar, anagram. Siz bunu Photoshop'ta yapabilirsiniz. AutoCAD'de
hatta yüzlerce. Bakın birebir aynısı. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Aşağıda indirebiliriz. Enter. Neyse Ctrl Z diyelim. Ortalayabiliriz. Biraz daha yukarı kaldırabiliriz. Enter diyerek aşağı indirebiliriz. Şöyle daha iyi görünmesi için böyle bir show yaptık arkadaşlar. Bakın. Bu kadar arkadaşlar. Jetnet.com.tr kanalıma abone olun. Beğenin. Başkalarına paylaşın. İnşallah çok işinize yarar. Dua da edersiniz arkadaşlar. Görselden, resimden, hatta film karelerinden font elde etme. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.